Evet sevgili izleyenler, Kanal Fırat ekranlarında Fırat da Gündem programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Genel Başkanı hemşehrimiz Özcan Gül. Çok önemli bir konu için Elazığ'dalar. Elazığ Floor Curling Bölge Şampiyonluğu Elazığ'da gerçekleşecek. Gönüllerin Şampiyonu Yarışıyor projesine ilimiz ev sahipliği yapacak. Bu konuyu birlikte masaya yatıracağız ve detaylarını Sayın Gül'den alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Canan Hanım. Çok sağ olunuz. Öncelikle sizi tanıyalım. Evet. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi ben de Elazığlıyım. Şu anda da Aile Bakanlığımız bünyesinde kurulmuş Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübümüzde genel başkanı olarak görev yapmaktayım. Tabii özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak bu alanda sporu, sanatı ve kültür faaliyetlerini kullanmak suretiyle bu çocuklarımıza, engellilerimize ve yaşlarımıza rehabilitasyon desteği veren bir sistemle çalışmalarımız devam ediyor. Peki, efendim detaylarını konuşacağız ama öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü ne yapar? Faaliyetleriniz nelerdir? Bu kulüpten kimler yararlanabiliyor? Bu konulara değinmek istiyorum. Evet, tabii hakikaten çok özel bir teşkilat yapısına sahibiz. 1986 yılında kurulmuş bir spor kulübüyüz. Daha evvel çocuklarımızın, devlet tarafından koruma altında bulunan çocuklarımızın bakım hizmetlerinin yapıldığı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ismiyle kurulan bir spor kulübü. Fakat her geçen gün bakanlığımızın hizmet politikalarının değişmesiyle beraber spor kulübümüzde bir isim değişikliğine gitti ve 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ismiyle farklı bir yapılanma içerisine girdi. Bütünüyle bütüncül bir hizmet politikası izliyoruz. Burada bilhassa dezavantajlı çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız sistem içerisinde spor faaliyetlerinden yararlanıyorlar. Spora erişimleri noktasında çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yaklaşık 81 ilde teşkilatlanmış bir yapıyız. 7 ilçe ve 81 il, toplamda 87 şubeyle şu anda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 47 farklı spor branşında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. 10 bin civarında resmi lisanslı sporcuya sahibiz. Bu sporcularımızın tamamı dezavantajlı kesimlerden oluşan çocuklarımız, engellilerimiz. Özellikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında bulunan çocuklarımıza yönelik rehabilitasyon desteği sağlayan bir yapıdayız. Ama bununla birlikte çocuklarımızın başarılarını ön plana çıkaran özellikle performans sporcularımız da var. Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımız var. Olimpiyat sporcumuz var. Çok yakın bir geçmiş zaman içerisinde, yaklaşık 20 gün kadar evvel Amerika'da yapılan bir dünya halter şampiyonasında 15 ve 16 yaşında iki çocuğumuz dünya birincisi ve dünya üçüncülüğü başarısı ortaya koydular. Evet. Bu bağlamda hakikaten Türk spor sistemine çok ciddi anlamda katkı sağlayan ve aynı zamanda sosyal alanda da önemli farkındalık çalışmaları yürüten bir yapıdayız. Kimler yararlanıyor? Mülteci çocuklarımızdan tutun da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili faaliyet yürüten STK'lardan da muhakkak suretle gelen çocuklarımız var. Sokak çocuklarımız, kurum bakımında kalan çocuklarımız, engelli bireylerimiz, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoksulluk yaşayan, ekonomik ve sosyal destek imkanlarından yararlanan çocuklarımız ve bilhassa terörden etkilenen özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki çocuklarımız bizim tüm bu spor faaliyetlerimizden, kültür sanat faaliyetlerimizden yararlanabiliyor. Peki efendim, bu çocuklarımızın spora, kulübe ilgisi nasıldır? Şimdi tabii biz çok organize bir yapıyız. Hakikaten 81 ilde örgütlenmiş ve tamamen gönüllülük faaliyeti yapıyoruz. Bu anlamda çalışan bütün personellerimiz, yani üyelerimizden tutun da antrenörlerimiz, fizyoterapistlerimiz, sosyal çalışmacılarımız, psikologlarımız, bunların tamamı Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde olduğu için ve spor kulübümüzün de 2015 yılında Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapmış olduğu bir protokol kapsamında işbirliği halinde bu çalışmalar devam ediyor. Tabii burada Sayın Bakanımızın ve bürokratlarımızın çok ciddi desteği var. Çünkü spor hakikaten bu bireylerin, bilhassa dezavantajlı bireylerin rehabilitasyon sürecinde çok önemli bir argüman. Adeta
biz bunun tüm hizmet politikaları içerisinde en öncelikli hizmet aracı olarak kullanılması noktasında ısrarla altını çiziyoruz. Bu anlamda inanılmaz bir ilgi var çocuklarımızdan. Çünkü siz bu çocukları fiziksel açıdan doyuramazsanız, enerjilerini boşaltamazsanız bu çocuklar sizi yormaya başlıyorlar. Veya aynı şekilde engelli bireylerimiz bundan 3-5 yıl evvel belki evlerinden çıkamıyorlardı. Ama bugün özellikle hükümetimizin son yıllarda yaptığı çalışmalarla beraber bu engelli bireylerimiz artık sosyal hayatın içerisine tamamen katılmış vaziyetteler. Ve spor kulübümüz aracılığıyla da özellikle Özel Sporcular Federasyonu, İşitme Engelliler Federasyonu ve Bedensel Engelliler Federasyonu'nda yarışmalara katılmak suretiyle çok önemli başarılar elde ediyorlar. Tabii bu özgüvenlerini geliştiriyor çocuklarımızın, engellilerimizin. Başarılarını ön plana çıkardığınız zaman da toplum içerisinde kendilerine rol alabiliyorlar. Evet. Sporcu kimlikleriyle buralarda hayata daha sıkı tutunabiliyorlar. Peki başarı düzeyi nedir? Çok önemli başarılara imza atıyoruz dediniz. Evet, tabii şimdi şunu söyleyebilirim. Türkiye'de sporcu potansiyeli olarak en büyük spor kulübüyüz. Evet. Yaklaşık 9837 sporcumuzla Türk spor sistemine çok önemli katkılar sağlıyoruz. Bu sporcu performansıyla hakikaten öndeyiz. Öte yandan şube sayısı bakımından ve faaliyet alanları bakımından 47 farklı spor branşında 2000'e yakın antrenör ve personelle hizmet veren bir spor kulübü olması da gene çok ciddi bir başarı bizim adımıza. Türk spor sistemine de çok önemli bir katkı. Skorel veya performans başarısına geldiğimizde şu anda halterde, güreşte, judoda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımız var. Bunun yanı sıra bilhassa marjinal sporlar olarak nitelendirilen buz hokeyi, golf, kayak, eskrim gibi spor branşlarında, su topu gibi spor branşlarında şu anda çok ciddi anlamda faaliyetlerimiz başladı. Özellikle küçük yaş gruplarımızda bu çalışmalarımız devam ediyor ama en önemli başarılarımızdan bir tanesi hiç beklenmedik bir alanda ortaya koyduğumuz bir başarı. Biz Türkiye'de 2016 yılından itibaren yaşlı bireyleri spor sistemine dahil ettik. Dünyada örneği yapılmayan bir program ortaya koyduk. Evet. Huzur evlerimizde kalan yaşlı bireylerimizi bocce sporuyla tanıştırdık. Ve şu anda yaklaşık 103 huzur evimiz Türkiye'de 2 yıldan beri bir lig kapsamında sürdürülebilir ve düzenli bir şekilde haftanın 5 günü antrenman yapmak suretiyle farklı illere müsabakalara gidip geliyorlar. Bu dünya üzerinde şu ana kadar gerçekleştirilmemiş bir organizasyon yapısıdır. Ve aynı zamanda bu yaşlı bireyleri biz resmi olarak da lisansladık. Yani Türk spor sistemine farklı bir kaynaktan da lisanslı sporcu temini sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda bu yaşlılarımız milli takım formasıyla ülkemizi ilk kez Avrupa arenasında Monaco'da temsil etme başarısını ortaya koydular. Bu tabii hem spor kulübümüz açısından hem bakanlığımız açısından hem de Türk sporu açısından önemli bir gelişme. Tabii bunun arkasından şimdi biraz sonra aktaracağımız çok daha özel bir program var. Bu şekilde. Evet, bunlardan biri de Elazığ Gazi Huzur Evimizde evet. De bu spor dalı uygulanmakta. Gerçekten çok önemli bir kesime hitap ediyorsunuz. Evet. Efendim, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü 2019-2023 stratejik eylem planında yer alan ve 87 şubesinde uygulamaya konulacak olan Sporda Çocuk Koruma ve Güçlendirme Programı'nın alt başlığı olan Özel Gereksinimli Çocukları Sporla Koruma ve Güçlendirme Programı'yla Türkiye genelinde 2200 civarındaki özel eğitim ve rehabilitasyon kurumunda eğitim gören yaklaşık 360 bin engelli bireyi kapsayan bir program. Evet. Bu kapsamda sporla koruma çemberi oluşturmayı ve onların yaşam kalitelerini arttırmayı hedefliyorsunuz. Biraz bu programdan bahsedebilir miyiz? Evet Canan Hanım, o kadar güzel özetlediniz ki yani cümleler de çok vurucu ve net bir şekilde. Tabii şimdi biz ciddi bir organizasyon yapısına sahibiz. Türkiye'nin farklı coğrafyalarında, farklı bölgelerinde her bölgenin kendi sosyolojik yapısına uygun organizasyonlar yapıyoruz. Evet. Buraya girmeden ben dün Mardin'den buraya geldim. Mardin'de Umut Turnuvası ismiyle ortaokul çocuklarına yönelik bilhassa Mardin'in Nusaybin ilçesinde terörden etkilenen çocukların sosyal anlamdaki entegrasyonunu yeniden yapılandırmak ve bozulan sosyal dokuyu yeniden inşa etmek üzere orada bir çalışma yürütüyoruz. Muhteşem bir finalle kapattık. Orada terörden etkilenen çocuklarımızla muhteşem bir şampiyona gerçekleştirdik ve ödüller dağıttık bu çocuklarımıza. Dolayısıyla biz sporda çocuk koruma kavramını
farklı kesimlerde yani engel gruplarından tutun da diğer çocuklarımıza, diğer tüm bireylere yönelik önemsiyoruz bu evet. anlamda. Tabii kulübümüz her yaptığı çalışmayı kurumsal bir zemine oturtma çabası içerisinde. Burada kulübümüzün 2019-2023 stratejik eylem planında biz bir kavram geliştirelim dedik. Nedir bu kavram? Sporda çocuk koruma ve güçlendirme programı kavramı. Çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir program. Bunun alt başlığı da özel gereksinimli, toplum içerisinde de engelli diye hitap edilen özel gereksinimli çocuklarımızın sporla korunması ve güçlendirilmesi. Evet. Nedir bu program? Biz özellikle son yıllarda 21. yüzyılın bir takım gelişmeleriyle birlikte çocuklarımızın farklı alışkanlıklara, farklı yönlere doğru kanalize olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar? İşte internet bağımlılığından tutun da uyuşturucu ve madde kullanımı, ihmal ve istismar. Biliyorsunuz son dönemlerde ülkemizde özellikle cinsel istismardan tutun da farklı ihmal ve istismarların da ciddi anlamda konuşulduğu bir dönemdeyiz. Şimdi bu özel gereksinimli çocuklarımızı bizim her bakımdan gerek fiziksel, gerek ruhsal, gerek zihinsel bakımdan desteklememiz gerekiyor. Evet. Bu noktada tabii insanı bütünlük ilkesi bağlamında düşünüyoruz. Her üç noktadan da yani zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden de geliştirmenin en kısa ve en pratik yolu sportif aktiviteler içerisinde fiziksel aktivite yapmak suretiyle onları desteklemek. Bu anlamda biz özellikle biraz önce ifade ettiğiniz gibi ülkemizde yaklaşık 2200 özel eğitim ve rehabilitasyon kuruluşu var. Ve buralarda eğitim gören çeşitli engel grupları olarak 360 bin birey var. Nedir bu engel grupları? Örneğin Down sendromlu çocuklarımız var, otizmli çocuklarımız var, dikkat eksikliği bulunan evet. veya mental retardasyonu bulunan, bilişsel gelişim kapasiteleri daha düşük olan bireyler var. Bu çocuklarımızı biz toplum içerisinde özellikle ihmale ve istismara karşı güçlendirmek zorundayız. Çünkü kendini ifade etmekte güçlük çeken, kendini gerçekleştirmekte güçlük çeken bu bireylerin muhakkak suretle dış etkenlerden etkilenme olasılığı çok daha fazla. Biz ilk çalışmamızı bu bireylere yönelik yapmaya karar verdik. Spor kulübümüz olarak bu anlamda tabii çok ciddi işbirliği yaptığımız kurumlarımız var. O kurumları konuşacağız. Bu konuyla ilgili bir VTR'miz var. Elbette. Sayın Gül, VTR'mizi izleyelim ve tekrar kaldığımız yerden devam Elbette. Edelim. Elbette. Evet sevgili izleyenler, programla ilgili bir VTR'miz var. Şimdi o geliyor ekranlarınıza. Thank you.
Evet Sayın Gül, özellikle VTR'de biz bir hayata gerçekten dokunmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Evet. Sözü özellikle benim çok ilgimi ve dikkatimi çekti. Evet, onlar gerçekten her zaman gönlümüzde, gönüllerin birincisi. Efendim, kimlerle işbirliği içerisinde bu projede faaliyet yürütülüyor? Hangi kurumlar bu proje dahilinde? Bununla ilgili kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi aslında genel olarak spor kulübümüz bu faaliyetlerini yürütürken hemen hemen toplumun her kesiminden destek alıyor. Ama kamusal anlamda başta Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bilhassa özellikle uyuşturucu ve madde bağımlıları noktasında işbirliğimiz var. O çocukların eğitimleri ve rehabilitasyonlarıyla ilgili. Bu arada Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile bilhassa mülteci çocuklarla ilgili çalışmalarımız var. Ama tabii spesifik olarak Elazığ'da bölge şampiyonası yapacağımız bu organizasyonun daha başına dönecek olursak 26 Mart'ta biz ilk pilot uygulamasını Kocaeli'de gerçekleştirdik. Kocaeli'de yaklaşık 22 takım bu organizasyona katıldı ve biz burada bilhassa yerel yönetimlerden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden tutun İzmit Belediyesi, valiliğimiz, kaymakamlığımız ve diğer tüm unsurlar, kamu unsurlarından ciddi destekler aldık. Bunun yanı sıra çatıda, tabii çatı protokolde Gençlik Spor Bakanlığı bu konuda destek oldu ve çok daha önemli bir şey, spor kulübümüz bu noktada Türkiye Curling Federasyonu'yla Ocak ayında bir protokol yaptı. Esasen bu çalışmanın temelini oluşturduğumuz bir protokoldü. Ben buradan tabii Türkiye Curling Federasyon Başkanımız Sayın Kenan Şebin Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de bir spor kulübünün bir federasyonla protokol yaptığı örnektir. İlk yapılan bir çalışma. Bununla birlikte Türkiye Curling Federasyonu ve Özel Sporcular Federasyonu da sisteme dahil oldu. Bu da bir ilktir. Yani iki federasyonun bir sistem içerisinde bu çocuklarımıza destek olması. Bu bağlamda özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerle birlikte bu çalışmaya bizzat kendileri de katıldılar Kocaeli'de. Ve gerçekten yaptığımız çalışmanın hani bir kalbe dokunmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruzu. Herkes orada gönülden hissetti. O çocuklarımızın mutlulukları ve başarılı oldukça kendilerine duydukları güveni yansıtma biçimlerini orada biz tanık olduk. Ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü de bu konuda mutlaka işbirliğimizi daha güçlendirerek devam ettirme kararlılığını ortaya koydular. İnşallah UNICEF de bu konuda, biz bu konuyu UNICEF'e götürdük. UNICEF de bu işin içerisinde olacak. Evet. İşbirlikçilerimiz genel olarak bunlar. Ama tabii bu topyekün hepimizin kamu ve toplumsal anlamda kucaklayacağımız bir yapı. Çünkü buradaki engel gruplarımızın gerçekten desteğe çok ihtiyacı var. Biz her ne kadar bir spor kulübü olsak da ülkenin bütün sosyal meselelerinde sporda sosyal hizmet kavramını ortaya koymaya çalışıyoruz. Ki bu Türkiye'de yeni bir kavram. Henüz Avrupa'da ve dünyada da yeni yeni gelişen sporda sosyal hizmet kavramı çok önemsediğimiz bir kavram. Bunu da bu biçimde hayata uygulamaya çalışıyoruz diyebilirim. Peki. Sayın Gül, Flor Curling bölge şampiyonluğu Elazığ'da gerçekleşecek. Gönüllerin şampiyonu yarışıyor projesine ilimiz ev sahipliği yapacak. Evet. Bu bölge şampiyonluğu ne zaman gerçekleşecek? Detayları nelerdir efendim? Evet. Tabii benim hani burada kendim de Elazığlıyım ve şu anda 81 ilde teşkilatı bulunan bu çok güçlü yapının genel başkanıyım. Dolayısıyla benim hem kulübümün çizmiş olduğu bu stratejik eylem planıyla ortaya koyduğu bu programı başarıya ulaştırmak hem de bir Elazığlı olarak kendi ilime bir şeyler katabilmek adına buraya da gönülden bağımız var. Sevdalı olduğumuz, doğduğumuz topraklar. Ayrıca çok özel bir durum da var. Ben kendi çocukluğumda hani bu işe neden gönül verdik? Gönül bağı nereden geliyor diye sormak istiyorum. Yani hani bir kalbe dokunmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz sözü. Nereden geliyor? Tabii ki ben de çocukluk dönemlerimde bir takım travmalar yaşayan bir bireyim. Bir takım sıkıntılar ve problemler nedeniyle devlet koruması altında yetişen bir bireyim. Uzun yıllar devlet koruması altında kaldım ve orada adeta spor yoluyla kendim de burada bazı takımlarda futbol oynadım. Sporun hakikaten dokunuşunu, kendi üzerimdeki farkındalığımı arttırışını kendim de gördüğüm için hem sporla rehabilitasyon sürecinde neler yapabiliriz de
gönlümüzü koyduk. Hem de burada hem yetiştirme yurtlarında büyüyen, Elazığ'daki yetiştirme yurtlarında büyüyen biri ve Elazığlı olan birisi olarak Elazığ'da büyük bir organizasyon yapma arzusuyla yönetim kurulu üyelerimizle beraber de bunu tartıştık ve buna karar verdik. Tabii şu anda farklı illerde bu çalışmalar yapılıyor. Kocaeli'de başladı, bitirdik. Adana'da ve diğer işte Bitlis, Van, Batman gibi illerde de şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Elazığ bu kadar hani il çapında bir organizasyon yapmasını istedik. Evet. Bütün Türkiye'ye güçlü bir mesaj versin istedik. Bu sabah arkadaşlarımızla, Türkiye direktörümüzle, çok değerli hocam İbrahim hocamızla birlikte Elazığ'daki özel eğitim ve rehabilitasyon kuruluşlarımızla bir toplantı yaptık. Bu toplantıya katılan gerek beden eğitimi öğretmenleri, gerek işte mesleki anlamda görev yapan eğitimcilerle, kuruluş idarecileriyle birlikte tanıtımlarımızı gerçekleştirdik. Floor curling ile ilgili tanıtımlarımızı ve kulübümüzün misyon ve vizyonuna yönelik ve bu stratejik eylem planındaki çalışmaya yönelik tanıtımlarımızı gerçekleştirdik. Onlar da son derece bu noktada olumlu katkılar sağlayacaklar. Hemen önümüzdeki günlerde eğitimler başlayacak. Bu çocuklarımız eğitilecekler ve Elazığ'ımız inşallah buradaki yerel unsurlarımızla, başta Sayın Valimizle, ki ben Sayın Valimizi özellikle sosyal medyadan çok iyi takip ediyorum. Evet. Özellikle turizm ve spor alanında, gençlik alanında çok inanılmaz enerjisi çok yüksek. Ve yeni seçilen belediye başkanımızın da daha evvel Amatör Spor Kulüpler Federasyon Başkanlığı yapması evet, bizi tabii cesaretlendiriyor. Dolayısıyla ben Elazığ'dan da kopmamış biriyim. Buradaki spor camiasını, siyaset ve bürokrasi camiasını da çok yakın takip ediyorum. Onlar da şu an çok destek veriyorlar. İnşallah gerek toplumumuzun, gerekse kamusal alandaki kurumlarımızın da çok ciddi destekleriyle. Ama burada en önemli desteği de ben vurgulamak istiyorum. Biz Kocaeli'de çok önemli bir şey gerçekleştirdik. Dedik ki biz bu çocuklarımıza evet bu faaliyetleri yapıyoruz ama bir de gençlerimiz var üniversitede okuyan. İşte beden eğitim bölümünde okuyan, sosyal hizmet bölümlerinde okuyan. Bu gençlerimizin de hem eğitim desteği vermesi çocuklarımıza gönüllülük kapsamında hem de o desteği verirken kendilerini de bir çek etmeleri. Yani hayatın başka alanlarında sosyal sorumluluk almaları noktasında da bir çalışma yaptık. Çok başarılı oldu. Elazığ'da da üniversitemizde görüşmelerimiz olacak. Oradaki gönüllü öğrencilerimizi sosyal sorumluluk programı içerisinde mutlaka değerlendirmeyi düşünüyoruz. Böyle topyekün herkesin destek olduğu ve Elazığ'ımızı gerçekten parlatacak, güzel bir şaha kaldıracak, sosyal sorumluluk kavramının ne olduğunu bütün Türkiye'ye örnek olarak gösterecek ve bu çocuklarımızın özellikle toplumsal süreçlerde rol alabilmelerine yönelik önemli bir çalışma olarak görüyoruz. İnşallah hep beraber başarılı oluruz diye ümit ediyoruz. Tarih belli mi? Aslında şöyle, tabii Ramazan ayının girmesi, okulların kapanması ve yaz tatilinin de araya girmesiyle biz şimdi eğitimlerimizi başlatıyoruz. Yani yarından itibaren ve tahmini bir takvim olarak söylüyorum. Eylül ayının sonu, Ekim'in başı gibi ciddi bir organizasyon hazırlığı içerisinde olacağız. Tabii bunun yerel unsurların ötesinde ulusal çıktıları var. Çünkü biz Kocaeli'de yaptığımız çalışmada Kenan Sofuoğlu'ndan tutun, Saffet Sancaklı, işte bir takım diğer sanatçı ve spor ve sanat camiasından da davetlerimiz oluyor. Buradaki bu farkındalığı biz ulusal düzeye taşımak durumundayız. İnşallah ses getirecek diye düşünüyorum. Eğitim süreleri ne kadar olacak? Yani çocuklar hangi zaman aralıklarıyla bu eğitimlere katılacaktır? Ya da bu işe gönül verenler ne kadar süreyle o çocuklarımıza yardımcı olacak? Şimdi biz Türkiye Curling Federasyonu Başkanımızla yaptığımız görüşme kapsamında bir kere Elazığ'da bir floor curling antrenörlük kursu başlatmayı düşünüyoruz. Ama bu noktada hali hazırda burada bu işi yapabilen antrenörlerimiz de var. Ve bir de bu özel eğitim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri var. Evet. Bu antrenörlerimizle beraber haftanın belli günlerinde çok fazla yormadan, çünkü zaten çok kolay öğrenilen bir spor. Özellikle bunu seçmemizin sebebi de bu çocuklarımızın çoğu öğrenme güçlüğü yaşıyor. Bilişsel gelişim geriliği olduğu için bunları yormadan, dikkatini toplayarak, odaklanmasını ve motivasyonunu arttırarak bu beden eğitimi öğretmeni ve antrenörlerimizle beraber, kulübümüzün de antrenörleriyle birlikte bu çocuklarımıza bir haftada işte iki gün birer saat eğitimler vereceğiz. Bazen kendi kuruluşlarına gideceğiz. Hangi spor dalları? Floor curling ile başlıyor. Sadece floor curling. Çünkü spesifik bir branş seçtik. Önce çünkü bunu kurumsal hale getirmeliyiz. İnşallah bütün illerde ve bölge şampiyonalarıyla beraber bunun bir başka ayağı Türkiye şampiyonası. Evet. Çok büyük bir şampiyonu hayal ediyoruz. Çünkü
Kendimden de örnek veriyorum. Ne kadar öğrenirseniz, ne kadar antrenman yaparsanız yapın, mutlaka kazanmaya yönelik bir şampiyona organize etmek zorundasınız. Biz de istiyoruz ki bu çocuklar önce il şampiyonası, sonra bölge şampiyonası ve daha sonra bir Türkiye şampiyonasıyla kendilerini ifade edebilecekleri, kazanmanın güzelliklerini yaşayabilecekleri ve kaybetmeyi de sindirebilecekleri organizasyonlar içerisinde bir şekilde bu eğitimleri devam etsin. Haftada bir iki günlük bir eğitim çok yormadan bu çocuklarımıza devam edecek. Ondan sonra Eylül sonu, Ekim başı gibi de çok özel bir programla, yani bunların kılık kıyafeti tamamen belli tasarımlarda, ondan sonra şehrimizin billboardlarını süsleyecek, televizyon kanallarımızda bunların reklamları, tanıtımları yapılacak. Böyle bir farkındalık çalışması diyebiliriz. Peki. Efendim, gönül bağınızı ifade ettiniz. Geldiğiniz noktada, bulunduğunuz noktada yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar sizi çok önemli bir konuma ve çok önemli bir noktaya getirmiş. Dileriz bu duruşunuz diğer çocuklarımıza da rol model olur. Bu kapsamda çocuklarımıza ne tür önerilerde bulunacaksınız? Evet, çocuklar tabii esasen gençlerimiz belki anlatacaklarımızı çok daha iyi alabilirler. Öncelikle tabii ki hakikaten bu zor süreçleri geçirmemiş olsaydık bugün bu noktada olamazdık, onu ifade ediyorum. Evet. Bu süreçlerde bizlere emek veren çok değerli hocalarımız, çok değerli abilerimiz, idarecilerimiz, büyüklerimiz oldu. Öncelikle tabii ki devletimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bünyesinde devletine bağlı, milletine bağlı, bayrağını bilen, insana saygılı bir birey olarak yetişmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Yaşadığım hiçbir sıkıntı ve zorluğu asla bir isyan noktasında değerlendirmedim. Bunları kendi gelişimim için bir fırsat olarak gördüm. Dolayısıyla tüm bu zorluklardan neler çıkarabileceğimi hesaplaya hesaplaya bugün böyle güzel, güzide bir teşkilatın hem oluşmasını hem devamını sağlayacak bir noktadayım. Bu noktada tabii bana destek olan çok önemli isimler var. Başta Genel Başkan Yardımcımız Hakan Bey, o da Elazığlı kendisi, ona çok teşekkür ediyorum. Ve diğer yönetim kurulu üyelerimiz inanılmaz destek oluyorlar. Bana inanıyorlar, inanç gösteriyorlar. Biz de bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Gençlere önerim şu, muhakkak suretle hayatta zorluklarla karşılaşacaklar. Ama bu zorlukların mutlaka daha iyi başarılara götüreceğine inanmalılar. Hiçbir zaman pes etmemeliler. Ben de hayatımda hiçbir zaman pes etmedim. Asla da pes etmeden bu yolla devam edeceğim inşallah. Tebrik ediyoruz efendim sizi. Efendim, spor kulübünde en çok çocuklarımızın hangi spor dallarına ilgisi yoğundur? Şimdi evet, güzel bir soru. Aslında 47 farklı branşımız var ama tabii her branşımızın ilgi odak noktaları farklı. Örnek veriyorum, daha evvel futbola çok ilgi vardı bizde. Evet. Fakat ben kendim de futboldan gelen birisiyim. Kendim de amatör profesyonel futbol oynayan birisiyim. Ama futbolun kendi sistemimiz içerisinde çok efektif faydalarının olmadığını mütalaa ediyoruz kendi ekibimizde. Neden? Çünkü bireysel sporlarda çocuklarımız çok daha başarılı oluyorlar. Kendi iç disiplinlerini daha iyi sağlayabiliyorlar. Bu noktada örneğin güreş branşında, halter branşında çok iyi başarılılar, inanılmaz başarılılar. Buz hokeyinde çok hızlı bir yayılma oldu. Çocuklarımız çok ilgi duyuyorlar. Ondan sonra tabii bocce branşında faaliyetlerimiz devam ediyor. Judo'da çok yoğun taleplerimiz var. Bayan futbol çok popüler bizde. Evet. Ağrı'da bir bayan takımımız var. Çok iyi gidiyor. Bununla birlikte özellikle Samsun ilimizde golfü başlattık. Çok ilgi görüyor şu anda. Eskrim var. Yani farklı branşlar var ama daha ziyade bireysel branşlarda çocuklarımızın ilgileri daha fazla diyebilirim. Peki Elazığ'da hangi düzeydeyiz spor alanında? Elazığ'da şöyle söyleyeyim, satrançta Türkiye şampiyonluklarımız var. Boksta çok ciddi başarılarımız var. İki tane bayan sporcumuz var. Boksta da çok iyi gidiyoruz şu anda. Bocce takımımız var. Huzurevimizde kalan, Gazi Huzurevimizde kalan yaşlı misafirlerimiz. Onlara yetişkin gençler diyoruz. Bu ifade de bana ait bir ifade. Ve bir de şimdi floor curling'i başlattık huzurevinde. Bununla beraber diğer farklı branşlarda da eğilimi olan çocuklara yönelik de alternatif spor branşları da devam ediyor. Ki şimdi bu floor curling'i biz çocuklarımızda da uygulamaya başlıyoruz. Çok sevilen ve hızlı öğrenilebilen bir branş. İnşallah Türkiye genelinde bunu da yaygınlaştıracağız. Peki efendim, bu bölge şampiyonluğu yarışmasına
katılımcı sayısı belli mi? Yani öyle bir... İllerimiz belli. Biz burada bir sınırlama koymak istemiyoruz. Çünkü çok spesifik bir alan. Çok katı kurallarımız olmayacak. Evet. Tamamen informal. Evet, çerçeve, plan ve sınırlarımız olacak ama şimdi özel gereksinimli bireyler, her şeyleri özel. Biz onlar için keskin sınırlar koyamayız. Katılmak isteyen her takımı alacağız ama bizim tahmini beklentimiz 60 civarında takım katılacak. Bir takım 4 kişiden oluşuyor. Bize bağlı, 3'e de indirebiliriz, 5'e de çıkarabiliriz. Ama burada esas olan şey şu, bunun altını çizmek istiyorum. Biz hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm engel gruplarımızın aynı circle içerisinde, aynı sistem içerisinde yarışabilecekleri bir sistem üzerinde duruyoruz. Burada temel amacımız şu, bu sistem içerisinde çocukları destekleyecek, onların özgüvenlerini arttıracak, toplumsal süreçlerde kendilerine bir rol alabilecekleri bir sistem. Dolayısıyla burada farklı engel gruplarını bir arada değerlendirmemizi çok önemsiyorum. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Peki iller belli dediniz, hangi iller olacak? Evet, Doğu Anadolu bölgesinden illerin katılımını bekliyoruz. Bitlis, Bingöl, Erzurum, biraz daha uzaktan Batman, Van katılacak, Erzincan katılacak, Tunceli katılacak. Bu illerimizi bekliyoruz. Biraz daha yukarı çıkabiliriz. Ağrı, Kars, buralardan da şu anda çünkü ciddi anlamda talepler var. Oralara da şu anda adım adım gitmeye başladık. İnanıyorum ki ben hani Doğu Anadolu mozaiği oluşacak burada. Hani farklı illerin mozaiği oluşacak. Güzel bir organizasyon ümit ediyoruz. Peki Sayın Gül, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok önemli bir proje, çok önemli bir şampiyonluğun Elazığ'da gerçekleşmesi de ilimizin kalkınması ve tanıtımı noktasında da aslında çok önem arz ediyor. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programın bir parçasını halkımıza duyurma fırsatı verdiniz. Ben de unuttuğum bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Şimdi bizim spor kulübümüzde 21 kurul var, üst kurul. Bu kurullarımız çok profesyonel, akademik insanlardan oluşuyor. Özellikle Elazığ'da yapacağımız bu çalışmayı biz sadece bir spor ya da sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirmiyoruz. Bizim çok değer verdiğim Can Saraçoğlu, Türkiye'deki ender yapımcı yönetmenlerden birisidir, belgesel yönetmenidir. Bizim de spor kulübümüzün sanat üst kurul başkanıdır. Biz bu programı Can Saraçoğlu'yla birlikte bir belgesele dönüştüreceğiz. Elazığ'ın tanıtımı ve bu işte sporu araç olarak kullanmak evet, suretiyle ve bunu Avrupa ve yurt dışında 40'tan fazla ülkede belgesel yarışmalar içerisinde veya belgesel programlar içerisinde inşallah bütün dünyaya tanıtacağız. Tabii iş sadece spor değil, ilimizin tarihi, turistik ve kültürel miraslarını da biliyorsunuz Harput UNESCO'ya bir başvurumuz var. Bu evet, noktada da katkı sağlamayı planlıyoruz inşallah. Peki, başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrardan teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bir Fırat'ta gündem programını daha burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.